Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği seyyanen zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emekliler bir yandan da Temmuz zammı için gelecek açıklamaları bekliyor. Temmuz zammı heyecanla beklenirken, hem memurlar hem de emekliler için seyyanen zam talepleri geliyor. Peki, 2021 Temmuz zammı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Bu videomuzda sizlere emekli Temmuz zammı 2021 oranlarından bahsedeceğiz. Lütfen son gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Türkiye Emekliler Derneği TÜET Araştırma Müdürü Namık Tan, emekli ve memurlar için seyyanen zam açıklamasında bulundu. Temmuz ayında milyonlarca emekli enflasyon zammı almaya hazırlanıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaşlarını hesaplarında gören emekliler, Temmuz ayı zam oranlarının ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Mart ayı enflasyon oranı ile emekli maaşı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. 2021 Temmuz zammı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt olarak son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Milyonlarca emekli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla geçtiğimiz günlerde sevinmişti. Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise %3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken, zam oranına ilişkin ilk ipucu Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette enflasyon tahmini, Nisan için %1,51, Mayıs için %1,05, Haziran için %0,67 çıktı. Bu tahminlere göre, ilk 6 aylık enflasyon %7,09 olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %7,09 zam alacak. Memurların ve memur emeklilerinin %3'lük artışı da %4,09 enflasyon farkıyla %7,09'a yükselecek. Memurlar ve emekliler kesin oranı 5 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay maaşlar zamlı alınacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Enflasyon tahminine göre emeklilere ve memurlara Temmuz'da %7,09 zam göründü. Emekli ve memurların Temmuz zammının yanı sıra seyyanen zam talebi ile ilgili de son dakika gelişmesi yaşandı. 2021 Temmuz ayında memurlar ve memur emeklilerinin maaşına %3 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun %3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri de ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Zam oranlarının yanı sıra memur ve emekliler için seyyanen zam talepleri geliyor. Ağustos'taki toplu sözleşmenin hazırlıklarını da yapan Memur Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerine yönelik teşvik paketi çağrımıza, 400 lira seyyanen zam ve %5,5'in enflasyon farkı tekliflerimize olumlu cevap verilmesini bekliyoruz, dedi. Türkiye Emekliler Derneği TÜET Araştırma Müdürü Namık Tan da, aylıklara seyyanen zam yapılması, emeklilerde bir beklentiye dönüşmüş durumdadır, değerlendirmesini yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, bu yıl için şu an 46,5 milyar liralık ekstra giderin söz konusu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu. 12,3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34,2 milyarlık kısımda harcama kısmında. Esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası, el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak. Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az %3 zam var. Bu yılın ilk yarısında enflasyon %3'ü aşarsa zam artacak. İlk 3 aylık enflasyon %3,71 çıktı. Buna göre memurlara ve emeklilere şimdiden %0,71 enflasyon farkı oluştu. Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine göre bu fark artabilecek. şu anda oluşan 3 aylık %3,71'lik orana göre, en düşük memur maaşı 4141, memur emeklisi maaşı da 3132 liraya ulaşacak. Bu rakamlar artacak. Memurların aile yardımı da Temmuz'da zamlanacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak-Mart enflasyonu %3,71 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen %3,71'lik orana göre eş yardımı 376,83 liradan 390,81 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,90 liradan 85,98 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 42,99 liraya çıkacak. Ki çocuklu 562,77 lira alacak. Emeklilere her ayı maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılıyor. Ek ödemeler vergi iadesinin yerine geliyor. Maaşı 1554 liranın altında olanlara %5, üstünde olanlara ise %4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin TÜET teklifi, oranın %10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının %4'ü yerine %10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6.908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek. Türkiye'deki milyonlarca emekli geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu ile Mayıs ayında zamlı ikramiyelerini alacaklar. Bununla birlikte emeklileri sevindirecek bir gelişme daha var. Memurlar ve emekliler seyyanen zam beklentisi taşıyor. Memur Sen'de kamu görevlilerine 400 Türk Lirası seyyanen zam, %5 peşine enflasyon farkı bekliyor. Yaklaşık 16 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz zammında. Memurların ve memur emeklilerinin maaşına %3 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun %3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılırken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri de ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Zam oranları merakla beklenirken, hem memurlar hem emekliler için seyyanen zam talepleri geliyor. Ağustos'taki toplu sözleşmenin hazırlıklarını da yapan Memur Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerine yönelik teşvik paketi çağrımıza, 400 lira seyyanen zam ve %5 peşin enflasyon farkı tekliflerimize olumlu cevap verilmesini bekliyoruz, dedi. Türkiye Emekliler Derneği TÜET Araştırma Müdürü Namık Tan da, aylıklara seyyanen zam yapılması, emeklilerde bir beklentiye dönüşmüş durumdadır, değerlendirmesini yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, bu yıl için şu an 46,5 milyar liralık ekstra giderin söz konusu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu. 12,3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34,2 milyarlık kısımda harcama kısmında. Esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası, el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak.